Durun, şuraya sabitleyeyim. Bu kadar kötü bir kadrajda çekiyorum ki. Kaç ay sonra biliyor musun? Herhalde 4-5 ay olmuştur diye düşünüyorum. Ben YouTube'a video çekmeyeli ve şu anda kız kıza bir tatil videosundasınız. Şu anda Paris'teyiz ve ilk gecemiz geldik. Birazcık odada uyuduk ve sevdiğimiz bir restorana gidiyoruz. Normalde ben böyle çok fazla biliyorsunuz süslü falan giyinmiyorum ama bu sefer birazcık daha dediler ki bana hala hani bir kendine gel. Hiç fotoğraf motoraf da çekmiyorsun. Bir kendine gel, bir şeyler yap dediler. Ben de tamam o zaman süsleneyim dedim bu tatil. Okey. Şimdi giyindim. Size kıyafetimi göstereceğim. Durun. Ayakkabılarımı giyeyim. Gittiğimiz restoranda dress code var. Yani biraz daha şık giyinmek gerekiyor. Yeteri kadar şıkımdır diye umuyorum. Böyleyim. Bu seninki ama inanılmaz bu arada. Buse şu tek parçayı giyiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet o da giyince göstereceğim. Şimdi biraz unutmuş olabilirim bu vlog işlerini. Bayağıdır çekmediğim için ama yavaş yavaş adapte olurum herhalde video içerisinde. Gerçekten unutuyorum falan artık. Kızmayın, çok daha büyük planlarım var. Bu videolar hiçbir şey diyeceksiniz. O yüzden kendimi affettireceğime eminim. Şimdi bir çantamı falan hazırlayayım. Çıkalım. Bu makyaj biraz benim. Gözlerimi düşük gösteriyor. Şu hafif kat kriz yaptım ama neyse ya. Evet şu an çıktık. Biber bekliyoruz. Bizi restoranımıza götürecek. Hiç güzel fotoğraflar çekemedim. O yüzden şu an bir 4 dakika bekliyoruz. Restoranımıza adım adım. Çok soğuk. Bir de böyle topuklu falan filan. Yemin ediyorum ithal olacağız ya. Evet arkadaşlar Matin yanında bize küçük bir baraka vermiş. Ben de zaten nasıl yer bulduk diyordum. Böyleymiş. Bakın yanımızda insanlar var. Şurada insanlar var. Ben zaten kapıda. Neyse ki lezzet şöleni diyelim. Biraz şöyle etrafı göstereyim. Böyle bir yer. O trüflü patates, steak tartar, salata işte. Ben de burada içki içiyorum. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi bitirdik Matignon'da. Ay ne kadar çirkin görünüyorum. Allah affetsin. Bir şey söyleyeceğim. Paris'in tüm ışıkları beni lazanya gibi gösteriyor. Yarın çok daha iyi görüneceğime yemin ederim, söz veririm. Matignon'da aşağı tarafa ineceğiz ama açılmasına 20 dakika kaldı. O yüzden bekliyoruz dışarıda. Birer drink alacağız. Soğuk biraz ısırıyor hava. Soğuk. Hava biraz ısırıyor. Bir de bir waiter bulursak. Hayatımda gördüğüm, kaç defa geldim Paris'e bilmiyorum. Her defasında Matignon'a gelmişimde. Matignon'un güvenlikleri kadar kıl, antipatik yok. Hiçbir yerde yok gerçekten. İnanılmaz korkmuşlar. Beni adam en son güvenliğin omuzundaki pislikleri temizliyordu girebilmek için. Evet Buse. Dışarıdayız. Ayaklarım çıplak. 11'de kulüp açılacakmış. İçeride bile bekleyemiyorum. Hesabı ödeyemeden dışarıda içki içmeye davet edildik. Lütfen dışarıda bekler misiniz dediler. Yemek falan da yemiştik aslında. Neyse birazdan şey yapacağız. Ben zaten yavaş yavaş ısınmaya başladım. Sanırım ölüyorum. Ölüyor olabilir. Şu an kahvaltı yemeye çalışıyorum. Saat burada sabah 9 ama Buse uyandı yani. Ben de uyandım. 2 saat geri Türkiye'den o yüzden zaten mantıken yüzüm ne kadar şiş durursa dün anlatacağım bekleyin. Evet. Çirip görünmüş bir şey. Kaybolacağız da doyduk valla. Al. Al şunu şöylece ısır da kadın şok olsun. Parisyenliğinle. Evet arkadaşlar kahvaltıdayız. Otelin kahvaltısı. İçinde incir falan var. Yemem ben onu şeyden. Neden bu kadar çirkin görünüyor hiç bilmiyorum. Bir de ben gerçekten Türkiye'de 11'de falan uyuduğum için burada 2 saat fark var. Burası geride. Birazcık alışmakta zorlandım. Ama inşallah bu gece kendimden daha iyi bir performans bekliyorum. Biraz da kaybolacak diyelim. Hava yağmurlu olacaktı, olmadı. Güzel. Bugün dolaşırız. Paramız kaldıysa dünden sonra. Bir bakmamız lazım. Çok iyi. Dün bir kız gitmişti şey dedi. Sen nasılsın bilmem ben konuştuk. Adın ne dedi? Pardon ben dedim. Adın ne dedim? Kız da Ala dedi. Ben bir yerde herhalde duydu. Beni şakalıyor sandı. Dersen kızın da alaymış gerçekten de. Merhaba. Valla adasımla tanışmak beni şaşırtmadı değil. Şaşırdım. Şunları yiyelim. Sonra sizle beraber hazırlanıp dışarı çıkarız. Dışarısı 4 derece bu arada. Kesiyor. Ama olsun zaten açık alanlarda yürüyeceğiz ama. Olsun be. Değmez mi be? Şeyde yarın gideriz. Eyfel'e yarın mı gitsek? Yo Eyfel'e bugün gideriz. Gideriz bugün. Aa ben niye gideyim? Tamam hadi hoşçakalın.
Evet arkadaşlar, durun. Dışarı çıkma artık zamanı gelmişti. Bak Lafayette burası. En son geldiğimde burada Lafayette yoktu galiba. Şuraya Lafayette açılmış. Tabii kesin vardı böyle 20 senedir falan ama ben şu an öğreniyorum. Şu anda güzel bir restorana gidiyoruz. Yürüyoruz. Videodayız değil mi? Buse de bana Reels videosu topluyor. Aniden hala falan diyor. Aptal aptal bakıyorum. Dur. Geç ya abla, geç. Geç mi? Gel gel. Şimdi Paris'te yani şansımıza normalde hava çok yağışlı gözüküyordu ama şansımıza çok güzel hava şu anda. Bakın. Geç kalırsak 15 dakika daha geç kalma hakkımız var ama bu arada zaten ileriden bir yerden sağ yapacağız ve düz yürüyeceğiz. Şu an lunch'a gidiyoruz, öğle yemeğine yani. Ve ben bu aralar çok fazla yemek yemiyordum ama Paris için kırdık zincirlerimizi bakalım. Herkes bana bakıyor sanki ulusal bir televizyon. Hani hala alışamadım bu kamerayla elimde gezmeye. Çünkü herkes bana bakıyor gibi hissediyorum ve bakıyorlardı zaten. Neyse, sadece utancım azaldı. Ne yapalım yani? Onları tanısın. Bu arada insanlar farkında değiller ama 7 kilo verdim. Ama tabii ki fark etmediniz. Hatta bazen bazı videolarda falan şey diyorlar. Ya kilo almışsın, kilo çok yakışmış. Küfür gibi. Ya kilo sana çok yakışmış falan. Ben arkadaşlar böyle hani eskisi kadar olmasa da yani bu arada aşırı derecede düşürdüm. Miktarını da, sıklığını, aralığını da. Alkolü o kadar azalttım ki içtiğim zamanlarda genellikle ertesi günüyse falan yüzüm çok şiş çıkıyor. Ve yüzüm böyle hani gerçekten su içse... Ay adamın ***'ünü görüyoruz şu an. Adam gerçekten yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş. Kendi ***'inde donuyor. O köpekler nasıl kıyafetli? Neyse kısacası içtiğim zamanların ertesi günü ya da böyle çok normalinden biraz daha ağır beslenirsem ertesi gün duba gibi oluyorum. Bir de bilmiyorum kullandığım ilaçlardan mı? Yani bazen böyle yüzüm eksem şiş oluyor ama vücudumdaki farkı fark edebiliyorum yani. Herkes fark etmiştir eminim son zamanlarda. Göbeğim çok vardı. Amsterdam'da 7 kilo almıştım. Amsterdam'da aldığım kiloları verdim. Aslında sporla ve diyette. Devam da ediyorum ama bu Paris bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak. Neyse yürümeye devam ediyoruz. İnanılmaz lüks hayatımız devam ediyor arkadaşlar. Sabahtan beri her şey trüf yiyor. Evet, trüf manyağı oldu Buse burada. Ben gördüğünüz gibi elitliğimden hiç ödün vermedim. Şampanya içiyorum. Midemiz gerçekten bozulabilir bu kadar kendimize iyi baktığımız için. Evde masa üzerine fıstık ezmesi yiyen biri ben. Hani. Oteldeki kaşı o kadar lezzetli. Ne? Öyle baharatlı değişiklikler. Öyle bir mekan. Normalde dışarıda oturuluyor ama biz son dakika yer yaptığımız için tabii ki. Ana baba günü yani burası. Valla şu tartar işini yapıyor bunlar. Bizim kültürümüzde çiğ et pek yok ya, sevmiyor insanlar. Ben çok seviyorum mesela aşırı. Anneannem böyle köfte yaparken çalar çalar dururdum kıymadan. Sonra karnında kurtlar çıkar falan dedi diye açıkçası biraz tedirgin oldum. İç dur iç dur. Bu Paris'in olayı da bu. Nefes alırken para harca. İç, ye, para harca. Bu kadar. Diyor ki Buse, biraz diyor müze mi gezsek? Dedim Lure gidelim istersen. Dur değil ya. Lure ne? Hayır. Bir tane ayıcıklı var ya diyor. İşte bizim genel kültür bu kadar. Saçma sapan müzelere gidip fotoğraf edeceksek. Şey falan. Illusion müze. Herkes bize bakıyor gibi hissediyorum. Aman tanrım. Fashion Kill'a geldi. Kapatıyorum. Şimdi Lafayette'e geldik. Biraz fotoğraf çekmiştik. Böyle bu Şanzelize'deki Lafayette. Burası da çok güzel olmuş. Şu anda eşya var. Şu kadın kapıya falan bakacağız. Durun göstereyim. Yukarı çıkalım. Gel. Şuradan. Bir bakalım nerede ne var. Susuzluktan. Bir de bu çizmelerle gerçekten yürünmüyormuş. Yağmur da yağmadı. Of. Otele geldik. Çünkü Buse badem sütsüz kahvesini içmeden gece çıkamıyor. Bu arada yüzüm neden böyle paylaşıyor gibiyim diye sor. Neler aldığını. Ben de Sephora'dan neler aldığımı göstereyim. Dur bakayım sizi şuraya. Göstereceğim ama şimdi ileride görecek. Bu saniye sütü.
Bütün make-up artistler bizi izliyor. Kendimize aldığımız duyunca kızıyorlar. Evet. Bir kere öncelikle şu hayatımda bak. Seni çekmiyorum. Sen girmeye çalış. Eyeliner. Kullan şunu sokmayın. Asla eyeliner çekmeyi bilmeyen birinin dahi hata yapamayacağı öyle bir ürün. Evet. Sephora bu eyeliner'ı hediye göndermişti. Rare Beauty'nin eyeliner'ı bakın böyle. İnanılmaz bir eyeliner. Hayatınızda bir kere bile çekmediyseniz profesyonel bununla çekersiniz. Ki bence. Çünkü o aşırı yeteneksiz yani olan bir şey. Bıkmadın, usanmadın, shape tape almadın. Aldım. Neden? Çünkü stüdyomda o renklerden yoktu. Ama ben sana ne aynı diyorum? Aynı değil yapısı. Nasıl aynı değil? Aynı değil kardeşim. Arkadaşlar ben stüdyolarda L'Oreal Infallible Concealer'lara geçtim. Ben hala. Ekonomik gerekirse Infallible. Ama ben hala... Ya gerçekten mükemmel bir concealer ve tamamıyla shape tape muadili. Aynısı. Bak suratı... Aynısı. Düz, eğer düzgün bir cilt yapın varsa fark etmiyor. Ama tarzı düzgün bir cilt yapın olmasa da çok güzel duruyor. Hayır. Infallible çok aynı güzel. Aynı yapısı. Aynı. Anlamıyorsun. Aynı. Kesinlikle değil. Ay, iyi tamam ver bunu. 200 lira var. 250 lira ver. Neyse. Çal diye kafanı atıyor. Sonra şunu aldım. Son zamanlarda arkadaşlar bu fresh tonerler ve esanslar gerçekten yüzünüzü çok iyi şey yapıyorlar. Dehidre ediyor. Yüzünüzü çok güzel nemlendiriyorlar. Dehidre ediyor. Nemlendiriyor. Tonik yani facial toner. İçinde de bizi kandırmak için gül yaprakları koymuşlar. Ben yedim mi yemedim. Ben almadım. Ama birkaç defa elim gitti. Neyse şundan bahsedelim. Evet. Arkadaşlar bundan ben de aldım. Shape Tape'in Cloud Coverage diye bir ürünü çıkmış fondötene. Yani böyle tam fondöten de değil işte. Sen hangi rengini aldın? Ben biraz koyu aldım. Light, sana. Medium, Sand almışsın. Ben Light Neutral aldım. Bunu ben şeyde de kullanıyorum normalde. Ben açık mı almışım ben kendime biraz? Ama sen benden koyu musun? Değilim aslında. Bir tık koyu aldım. Neyse bugün deneyeyim de yarın hiçbir şey olmamış gibi geri götürürüm. Bunu birazdan süreceğim. Bugün çıkarken sadece bunu süreceğim. Bu yeni çıkmış. Normalde biz Tarte'yi hep sadece göz altlarımıza falan sürmüyoruz ya. Yapısı evet. Güzel olduğu için kusurları da bununla kapatıyorken onlar bak neden yüzümüzü kapamasın neden dedik. Neden yüzümüzü de kapamasın diye bunu da evet, çıkartmışlar. Güzel. Ne aldım başka? Bunu aldım ki bu çok güzel. Şu an güzel durmuyor yüzüne ama. Şu an çok fazla sürdüğüm çok için. Bana Sephora ilk Rare Beauty çıktığı zaman. İnanılmaz bir şey bu evet, arada. Evet. Bayıldım. İlk Rare Beauty çıktığı zaman bana Sephora Rare Beauty'nin yani Selena Gomez'in var ya bütün ürünlerini göndermişti. Orada en bayılarak kullandığım eyeliner ve bu likit allığı oldu. Şimdi arkadaşlar eyeliner uygulayacağım. Sana uygulayacağım lütfen. Belki onun bir usulü var ya. Bir dur tepsimi de devirecek. Gerçekten bak şimdi ver bana. Ha. Bak nasıl yapacaksın biliyor musun? Şu likit allık ne biçim? Nasıl sürecek? Görmüyorum ki hiç kendimi. Bir tane pıt. Ben de öyle yaptım. Belki şurada. Bu bileşim çok olacak değil mi? Yüzün kıpkırmızı olacak şimdi. Çok işte anlamıyorsun. Az önce sana ondan bahsediyordum. Ama o zaman aplikatör yanlış. Ali Can gibi oldu. Aplikatör yanlış. Ben sana Selena. 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 Ver şunu. Çok ama yani. Kendi aplikatörüyle bir tane damlattığında hiç sürmeden fırçada kalanla yaptım. İşte çok yoğun bir şey. Aşırı aman oldu. Dikkat edin benim kızlar. Suratımı şu an görseniz sakın görmeyin. Lütfen yok. Hayır. Gözüküyor. Benim yine natürel duruyor biliyor musun? Ama bir şey diyeceğim. Yapısı o kadar güzel ki. Bu arada ben Light markasının da likit şeyini çok beğeniyorum. Bunun daha koyusu ben var. Bende o demeyi var. Bunu sürseyim ben ne olacağız? Sen ne aldın? Sağ ol göster. Seninkiler bitti. Ben az aldım. Gösterdiğim gibi shape tape aldım. Concealer. Tamam gösterdim. Bu bende yoktu diye Benetint aldım. Sende var. Benetint'siz yaşayamam. Evet Benetint gerçekten bana da İlay'da alıştırdı. Bu Benetint'i Türkiye'de de çok kullanıyorlar. Şu küçük almışım. Küçüğünü almış. Neyse olsun. Neyse yarın gidelim büyüklerinden alalım. Türkiye'de çok pahalı. Sanki burada çok ucuz daha. Evet. Benetint, dudağa, yanağa, her yere çok doğal renk veren bir ürün. Ay bir tane krem vardı bilir misiniz? Nerede satıyordu o krem? Boynerlerde olabilir mi? Sephora'larda satılıyordu. Brazilian bumbum muydu? Bumbum diye bir şey olmuş. Brazilian bir şey. Aynen. Sarı kutuya böyle sarı altı, üstü beyaz kapaklı. Evet bumbum böyle yuvarlak. İnanılmaz bir yaz böyle krem. Böyle kokonat kokuyor. Harika bir. Onun mavisi çıkmış gördün mü? Mavi.
Aynısını görmedim. Çok güzel. Onun dedim artık almayayım, sarı kremden var. Dudak balmından aldım. Şöyle bir şey, o da aynı kokuyor. Ya yani bu dudaklara karşı koyulabilir gibi değil şu an. Ama size bak, efsane bir şey önereceğim. O burada yok ama. Burada yok. Nerede? Ama bunu bulabiliyorsanız. Burada yok. Bunu bulabiliyorsanız. Bakın bu mucizevi bir Rio Sunset diye. Ben bunu ilk nerede Amerika'dayken, New York'tayken Sephora'dan almıştım. Sonra sipariş verdim. Böyle Amerika'dan sipariş verilen sayfalara. Bakın şimdi. Oradan getiriyorum. Şey sürekli yaz kış. Şimdi şu koluma süreceğim. İnanılmaz kokuyor. Herkesi çıldırtabilir bir koku. İnanılmaz bir koku ya harbiden. Ne kadar ölsek anlamayacaklar. Çok sürdüm yazık. Böyle yağ ama mesela böyle dekolte için. Yazı içinizde hissedebiliriz. Görünüyor mu? Dur. Eşya tutuyorum. Böyle yazın çok doğal bir simi var. Gerçekten müthiş. Ötesi. Kokusu zaten böyle tam güneş yağı, kokonat falan kokusu. Bunu bundan çalsam mı? Ama yokluğunu fark eder hemen. Yokluğunu fark etmeyecek bir şey olsa çalardım. Neyse. Bunları aldım. Bir tane. Why? Bu Kardashianların kuaförünün bir saç markası var ya, Jenny, Jen bilmem ne kadını adını unuttum şimdi. Onun bir saç şeyi vardı. Bunun daha önce spreyini kullanmıştım, saç spreyini. Bunu niye aldım bilmiyorum. Şah güzel kokuyordur. Bu saçta bırakılıyor krem. Aa güzel. Çok iyi. Aa ben... Açıkçası kokusuz şeyleri biraz tereddütlü, çok cahilce bir yaklaşım ama ya sevmiyorum kokusuz şey sürmeyi. Bayağı iyiymiş bu. Bu arada Paris'teki Lafayette'de Negi'nin markası Gizu'da satılıyor. Amsterdam'da ben tabii vlog çekmedim. Bunların hiçbirini anlatamamıştım. Gizu markasının şampuanlı kremini falan denedim. Saç şekillendirmeden önce sürülen bir koruyucu kremi vardı. Ondan almıştım. Onu kullanıyorum. Şampuanla krem çok kötü. Hiç tavsiye etmiyorum. Böyle özellikle yurt dışından falan getirtmek gibi bir hata yapmayın. Yani çok kötü gerçekten. Ama saç parfümü ve saç yağı inanılmaz kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor ve acayip kalıcı. Mesela diyelim ki dışarı çıkacaksınız yemeğe ve gece kulübüne gideceksiniz. Sallıyorum. Saçınızı yaptınız, saç parfümünü sıktınız, gece kulübüne gittiniz, o sigara dumanları, insanlar vesaire. Sabah kalktığınızda koku duruyor. Denedim, ben denedim. Bana güvenebilirsiniz. Neyse, çok güzelmiş. Yine şampuan almadık. Almadık. Bu saçta kalan krem ama kokusu falan çok şampuan iyi. Şampuan almayı unuttuk. Bunun büyüğünden alabilirim. Bir de gizular biter diye ödümüz kopuyor. Ben evde almıştım küçük parfüm ve küçük şey. Büyüğünü alacağım yarın. Gizu hakkında da size bir şey söyledim. Söyledim ben şampuanı. Yani, şampuanı gerçekten aşırı gereksiz. Yok yok çok kötü. Bir tane Too Faced yeni bir seri çıkarmış böyle. Çok kadınsı bir seri işte. Ben de onu almak istiyordum. İyi ki aldım. Şimdi sende deneyeceğim. Orada deneyemedim çünkü. Ne demek istiyorsun? Hangi rengini aldın? İstediğim renk mi acaba? Aa, tam istediğim rengi domates. Doğum günüm ya benim. Bunu alacaksan tamam. Hani bununla idare edeceksen. Allah veteriner korusun. Çok güzel yapmışlar. Ay çok tatlı bakın. Kalp var. Çok da umurumdaymış gibi böyle kalpli şekillere çok bayılmam. Dudağıma balm sürmüştüm dedim sizin için. Kokusuna bak. Ay. Bu senin için biçilmiş kaftan. Çok iyi ben süreyim. Tamam sen sür. Sürmedin mi? Benim şu yufka yüreğim yok mu? Hayır sürmedin. Gözüm kaldı. Gözüm kaldı. Niye boğuluyorum? Sür sür. Tamam sür hadi. Şu kamera çekiyor sür. Yanaklarımıza baktıkça ağlıyorsun benim. Nasıl şeymiş? Bu ruj mu? Tam günlük. Hiçbir şey aramadı. Evet. Günlük diyorum çünkü dudağı aynı renk kaldı. Tamam bir de ben de bakayım. Hiçbir işe yaramadı. Yapam hani bir renk versin. Yarın gidip bir koyusunu mu alsak? Verdi aslında rengi biliyor musun? Verdi verdi. Senin makyajın tamam giyin çıkalım. Benim tamam. Biz makyaj yapmaktan vazgeçtik bu tatil. Çünkü bize yakışmadığını anladık. Dün yaptığım makyajla hiç güzel bir resim çıkmadı. Aynı serinin allığından aldım ben bir de. Neden bilmiyorum. Hiç gerek yoktu biliyor musun? Sadece uzun zamandır makyaj malzemesi almıyorum diye. Ama çok tatlı. Too Faced bunlar. Bakın.
Bayağı tatlı. Bir allık, bir de benlik bir renk yani. Güzel. Biz bu markanın bütün her şeyinden alalım. Çok güzel. Kerim markasıydı bu. İşte kardeş yanlarının. Çok güzel yapmış herif. Şey, kardeş yanlarının değil de bu arada çok iyi kokuyor. Çok iyi yapmışlar. Alacağım bundan. Biz yarın Lafayette'e bir daha gidelim. Güzellik evet. kısmına. Evet, çok... Sakın yukarı çıkmayalım. Arkadaşlar, Türk insanı Avrupa'da hani... ultra zengin değilse ki Allah'a çok şükür ben para kazanıyorum yani. Bir bere alamadık. Hani alamadık değil, alırsın tabii ki ama yarın hayat, ne yapacağız? Hayır, hayat kaliten düşer. Öyle bir şey olmuş ki ben çarpmıyorum yani hani kafamda mesela 10'la 15 çarpmıyorum kafamda psikolojim bozmuş. Küçükleri çarpmıyorum ama mesela 1000 euro olanları otomatik çarpıyor ya kafam. Onlar çok koyuyor bana. Bir, zaten ben o basamaklara hiç hani 1000 euroluk görünce kafam hani otomatik çarpıyor. Hani mesela böyle işte 300'ü 500'ü bir de beni biliyorsunuz ben böyle hani çok lüks alışveriş yani yaptığımda da göstermem. Genellikle de böyle daha farklı şeylere para harcarım. Çok böyle çanta, ayakkabı, çarçur, topuklu ayakkabı giymem falan filan. Bir meziyet olduğundan değil sadece şunun için söylüyorum. Mesela orada 1000 tane falan parfüm alabilirdim. İşte abuk subuk böyle aksesuarlar alabilirdim. Onlar bile alınamaz hale geldi. 150 euro artık pahalı kategorisinde. Eskiden hani bazı ürünlere değer buluyordum. Şimdi böyle şimdi abuk subuk şeyler. Şimdi diyecekler ki o Amerika'dayken öyle de E artık kur onun katına çıktı yani. Bak ben ne aldım. Ben koyu olanı almıştım. Bu arada yine Rare Beauty'den likit highlighter aldım. Bunu bana vermişlerdi fakat birisi çaldı. Yine çok ciddi anlamda Tara'dan şüpheleniyorum ama size göstereyim. Aplikatörleri çok güzel ama allık için değil. Allah'a uygun değil. Bak şimdi. Bak ama aplikatör. Çok biraz ucunu sıyır. Euro olmuş kaç? İnanılmaz bir marka. Bunun yarın gidip her şeyini alacağım. Biraz tabii o allığın üzerine biraz aydınlık kaldı. Highlighter da en iyi sıcak. Güzel mi? Görünüyor mu? Çok ben sevmedim çok, bunu. Çok mu aydınlık kalmış? Bir makyaj bir fark etmedi. Highlighter da en iyisi Jacqueline. Bu senin kullandığın Jacqueline şeyde yok burada yok. Maalesef ama çok iyi. Amsterdam'da Murphy'den almıştık onu da. Neyse sanki dudaklarım küçükmüş, inceymiş gibi bir bunu de... Bunu aldığın iyi olmuş bak yanımızda hiç yok. Dudak büyütücü Too Faced'den gloss aldım. Yine Amsterdam'dan almıştım ve yine Tara çalmıştı. Bunları çalıp çalıp nerede saklıyor bilmiyorum. Ya böyle istifçi gibi bir odası var gibi hayal ediyorum onu böyle. Yani içeri bir gireceğim. Geçmişe dair tüm anılarımın canlandığı. Safiye'nin deposu gibi. Bir zaman yolculuğuna çıkacağım sanki. Bunu ne zaman aldım falan diyeceğim gibi hissediyorum. Şunu sürerim bakalım. Dudağıma 3. kat ruj sürüyorum. Bu zaten renksiz de. Abo. Hemen acımaya başladı sür. Ben bununla bu gece çok can yakarım. Ay ben bununla şimdi koskocaman olmasın dudaklarım. Çok mu can yakarım? Benim dolgulu dudaklarımı. Zaten kalın ya benim. Bayağıdır dolgu yaptırmıyorum ama. Bak nasıl acıyor bir anda. Bir de ben başka kremler kullanıyorum günlük hayatımda cildime. Başka serumlar. Onları hep zaten anlatıyorum, bahsediyorum ama. Ne olursa olsun bu seramidinden, bu seriden vazgeçemiyorum. Hayatımda ilk defa Fezi Altun'dan çalmıştım bunun kremini. Daha sonrasında benim yüzüme gerçekten aşırı iyi geldiğine kanaat getirdim. Ve emin oldum. Sonra acayip bir şekilde yani o krem bitti bir daha almadım falan filan. Şimdi onun spreyini aldım. Bu böyle sürçük yapabileceğim kolaylıkta aşırı nemlendirici ve yüz toparlayıcı bir tam seramidin kokusu. Ben bu kokuyu çok iyi bilirim. Aldık tozumuzu. Sephora alışverişi bu kadardı inanmazsınız. Eski benim alışverişim biliyorlar. Eskiden neler alırdım. Artık alamıyorum. Artık alamıyorumdan ziyade artık ilgimi de çekmiyor yani. İlgini çekiyor. Bugün ben çok... seni gördüm. Bugün seni o Nafir'in kozmetik reyonunda gördüm. En azından 5 saç bakım markasına saç bakımını aşırı sardım. Saçlarım güzel kokması tek temennim bu arada. Hep çok güzel koktu zaten. İşte aşırı garip şeyler sürüyorum. O laş nasıl? Çok çabuk yağlandırıyor ama çok güzel. Sen yıkan o zaman. Neyse. Tara her zamanki gibi bir şey istedi. Ama kutusu çok güzelmiş. Bunu kutusuyla götürmeyeceğiz değil mi? Maalesef. Bunu ben mi giysem diye düşünmeden inanıyorum. Çok tatlıymış. Herkes görsün Tara'ya bu ayakkabıyı ben aldım. Bir de Nike'a gittik. Nike'da ama hani öyle acayip ilginizi çekecek şeyler almadık. Yani ben kendime çorap aldım. Üst aldım ha. Neyse onları da sporda giyerim. Fit body'mle görürsünüz. Hazırlanalım. Ben o sırada şu shape tape'imi denesem diyorum. Of dudaklarım çok kötü yandı. Benim de çok kötü yandı. Allah
Allah onu kahretmesin. Büyüdü ama senin. Ama zaten benim dudaklarım küçük mü sence? Ama böyle bir dolgunluk kattı yani. Neyse biz şimdi hazırlanalım. Makyajımız çok okey. Kesinlikle yeni makyaj yapmıyoruz. Ben sana söyleyeyim mi? Şunu bile sürmeyelim ya. Shape tape bile yarın gösteririm boşver. Sivilcelerimi kapatıyorum ben şimdi birazdan. Kırmızılık da yavaş yavaş azalıyor gibi sanki. Üzerine shape tape sür. Tabii üzerine sür. Çünkü bu shape tape aşırı kapatıcı değil bence. Benimki biraz koyuymuş. Benimki açık mı? Çok mu açık benimki? Neyse giyiniyoruz arkadaşlar biz ben şimdi. Ben kimim? Çok parfümüm var. Olmasa o kadar güzel parfümler gördüm of, ki. Of gittikçe daha da yanıyor dudaklarım. Neyse hazırlanalım görüşürüz. Gecenin ikinci kıyafeti. Ben göstereceğim. Normal spor ayakkabıyım. Bu sefer topuklu değil. Ya inşallah spor ayakkabıyla olan bir yerdir diye biliyorum. Ama kıyafetim şık yani, hani normale yaklaşırsam sıkıntı olmaz herhalde. Nereye gittiğimiz dair hiçbir fikrimiz yok. Göreceğiz bakalım. Aa acıktım biliyor musun? Yiyorum midem ağrıyor sonra. Odada çok fena dağıldı. Evet arkadaşlar ismini asla yine tarif edemedim midem. Bu ne? Oh, farklı. Acılı. Acı mı? Neresem burası deniz ürünleriymiş. Ve tavanı çok güzel. Tavanı çok güzel. Barda oturuyoruz. Ama tavan... Restoran böyle. Çok güzel. Ama yemekleri bekliyoruz. Bakalım yemekler. Bence yemek güzel. Bana da öyle geliyor. Lokal bir yere benziyor. Zaten böyle aileler falan gelmiş. Bakalım yemeği sevecek miyiz? Evet, buranın spesiyeli bir tatlım bu milföy ama kendisi Instagram'dan yanılıp çok değişik ve çirkin bir şey sipariş etti. Çirkin bir şey sipariş etti evet. Ama gördüğünüz gibi milföy göz alıcı duruyor. Başlıyoruz. Günaydın. Şu an otelin kahvaltı bir acayip sesli bir yerdeyiz. Ben bu sesler arasında Koç Üniversitesi'nin söyleşisine katılacağım ve konuşmacı olarak. Hiç ümidim yok sağlıklı geçeceğinden bunlar yüzünden. Biraz fazla bağırarak konuşuyorlar çünkü. Acayip ses olursa içeri giderim ben. Şimdiden sipariş verelim de. Ben kendim kere söyledim. Bana sadece kahveyle portakal sürüyor. Portakal sürüyor. Şuradan bir internete bağlayacağım. Zoom'un şeyine bakalım. Hafiften değişik bir garson geldi. Bende Zoom vardı. Thank you. Önemli. Thank you. Durmayın lan. Çok ses çıkarıyor. Ve otelde başka yer de yok. Bir tane kruvasan yiyeyim de öyle katayım. Şarjına bakıyorum. Neyse yine idare eder birazcık. Bir tane kruvasan yiyeyim de keyfim yine ya. Bizim gece çok güzel bir yere gittik gerçekten. Böyle rastgele gittik ama aslında 50 restoranlar arasında falanmış bu arada. Şefi yani. Çok güzeldi yemekler. Roka salatası aradım. Ama olsun. Neyse. Görüşmeye gidince tekrar açarım. Söyleşimiz bitti. Tekrar çok teşekkür ederim katılanlara. Şöyle bir kıyafet giydim. Oompa Loompa. Oompa Loompa tulumum. Şimdi hazırız şöyle. Şimdi biraz Louvre Müzesi taraflarına gideceğiz. Böyle birazcık lokal geziler. Burcu'nun istediği bir çikolatacı varmış, oraya gidiyoruz. Görüşürüz orada. Biraz da buraları dolaşalım. Buse. Buse. Şu var ya. Birazcık Chanel'dir, Louis Vuitton'dur, açık tek mağazalar oralar arkadaşlar. Birazcık da alışveriş be. Bir yerde yemek yemem gerektiğini düşünüyorum bir noktada çünkü. Bugün söyleşi dolayısıyla yemedim. Canım da böyle bir makarna falan istedi biliyor musun? Ben de trüflü bir şeyler yerim artık. Şimdi şöyle bir yürüyoruz o taraflara, açık yerler. Aa, Giraf orasıymış. Biz akşam Giraf değil de Coco'ya gidiyoruz. Kesin yine bize gibi bir masa verdiler çünkü son dakika. Hep son dakika yer yaptım, ne yapayım ya. Şöyle. Evet. Louis Vuitton falan filan. Burası draft değilmiş zaten. Benim bahsettiğim. Şopar kapalı. Açık olsaydı. Ben biraz üzüldüm. Şurada yiyelim mi? Alırlarsa bizi. Neci ki? Ne bileyim. Evet arkadaşlar, Eyfel'e geldik. Fotoğraf çektik gidiyorum. Bu kadar çünkü. Eyfel'de yapılacak başka hiçbir şey olamaz. Ay yok, bir de çıksaydık. Yok zaten. Bu arada alışveriş yaptık. Birazcık
Ben makyaj malzemesi aldım yine. Çok şey değil. Ama yine susuzluktan serap göreceğim sanırım. Şurada bir kafeye gidip bir prosecco. Sürekli bir su, bir şeyler içelim. Size de göstereyim dedim şu eşsiz yapıyı. Yağmur da yağmadı valla. Yağacak gibi durdu ama yağmadı. Hep öyle dediler. Evet, gidiyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakal Eyfel. Louvre Müzesi'ne geldik ama içeri asla girmeyeceğiz. Ne bakıyorsun be? Ben bunu evde kamerayla çekiyorum. Sen de onları çek. Gördüğünüz gibi hani size Louvre bu kadar yeter. Şimdi biz alışveriş merkezi. Kültürsüzlük. Ama ben Louvre'a gittiğim için gerçekten gitmiyorum. Çok sıra vardı şimdi. Buse gitmemişti ama umurunda da değil zaten. Oh no. Şu an böyle bir AVM'deyiz arkadaşlar. Bir şeyler aldım ama otele gidince gösteririm. Burası ne böyle anlayamadım. Kameramı bir haller olmuş, açılmadı. Şu an telefonumla çekiyorum. Arkadaşlar merhaba. Artık saldım. Hiç makyaj yapmıyorum. Dudağıma bir şey sürdüm. İğrenç korkunç şekilde bir far sürmüşüm. Yemeğe gidiyoruz Coco'ya. Aslında şu an çıkmamız gerekiyor. 7 servisine bizi aldılar. Bir de 19 servisi var. Yani biz atılacağız yine. Kaldıracaklar bizi yine yani. Ne yapalım artık? Alıştık kalkmaya. Soracağım oturacak bir yer var mı diye, yoksa döneceğiz bir şekilde. Otele döner, spor ayakkabılarımı gel, tekrar dışarı çıkarım. Fark etmiyor. Aldıklarımı şu an gösteresim pek yok, o yüzden zaten çok bir şey almadım. Aldım ama yine Charlotte'ye böyle şeyler aldım. Kameram üzerinde göstereceğim. Hesap makinesiyle çekiyorum. Çok kötü. Buranın ışığı var mı? Günaydın arkadaşlar. Size French Toast'u göstermek isterdim ama maalesef gösteremeyeceğim. Kurumasını gösterebilirim. Bir tane yumurta söyledik. İçinde domates, peynir, ham, işte neyse. Bir sürü şey, mushroom. Ama yumurtanın mantar vardı. Cildine ama şu, bir bakın. Şu pürüzsüz tene bir bakın. Yumurtayı bir açıyoruz. İçine bakıyoruz. Yarısına kadar geldim ki bir şey vardır diye. Gördüğünüz gibi yumurta sadece yumurtadan oluşuyor. İyi cilt bakımı yapılmış bir yumurta. İlk geldiğinde bak seninki ne yapıyorsun? O kadar sinirlendim ki. Ben keşke gerçekten. Şimdi böyle mekanın ortasına kusmak istedim. Hani nerede domates diye. Ama şu meret var ki. O değil de şu. Bir de şu. Şu çok fena. Lanet olsun. Yedik işte. Çok güzel, çok güzel. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bir kere karbonhidrat çok güzel bir şey bence. Karbonhidrat dedin mi? Karbonhidrat olsun ya yani. Bir börek laf edebilir misin? Bunlar da şimdi gelsinler de bir kıymalı kol böreği yesinler. Bir mantı hayır diyebilir misin? Hepsi karbonhidrat. Bir de şuna bak. Benim şu yumurtaya bak Allah'ım ya. Bu Fransızlar gerçekten. Şunu yiyorum ama istiyorsan bir tane daha söyleyeyim. Biraz da lafayette. Bunun sümük mü varmış başından beri ya? Kruvasanı yememiz lazım. Para bu. Yarı yarıya böyle yiyelim hadi. Hadi yok olmaz. Yedik bir tane. İbrahim tatlı ses gibi eliyle. Çok iyi. Verdiğim bütün kiloları Paris'te geri aldım ama verir miyim veririm. Kendime özgü birkaç taktiğim var. Sizin de canınız çekmesin sakın. Ama çok güzel. Sıradakiler bize bakıyor. Neyse kapatıyorum. Evet. Bir tatilin daha. Aa, neden olmuş ki yüzüme böyle? Bir tatilin daha sonuna geldik. Güzeldi, yedik içtik. Şimdi ben bir 5 gün falan spora gitmeyi düşünüyorum. Evden hiç çıkmamayı düşünüyorum. Buradan beni izleyen, özellikle geceleri arayan arkadaşlarım, yani izliyorsanız lütfen beni bu hafta aramayın. Çok ciddiyim bu arada, yani açmayacağım telefonlarınızı. Yedim çünkü, çok yedim. Siz de gördünüz. Ondan sonraki hafta görüşürüz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Belki vloglar, belki çok daha yakın bir zamanda, çok daha güzel bir konseptle karşınızda olacağım. Vloglara dediğim gibi söz vermiyorum ama şu konsept işini çözersek, ki çözdük. Çekimlerine yakında başlayacağız. O zaman çok güzel bir içerik sizi bekliyor. Beğenin, abone olun. Olmuyorsunuz, hiç öyle şeyler de yapmıyorsunuz. Sonra neden video çekmiyorsunuz? Neyse, görüşürüz. Hoşçakalın.